Cumhuriyeti ve Mustafa Kemal Atatürk'ü bir sihirli el sadece okulların bahçesindeki bir büst, sınıflardaki bir poster haline getirmiş. Yani ben özellikle işte hayatımdan 10 sene vererek çalıştığım Mustafa Kemal kitabını hazırlarken beni aslında en çok etkileyen taraf burasıydı. Yani bir sihirli el bu millet o dönemleri bilmesin, öğrenmesin ve asla hatırlamasın diye özel çaba harcamış. Bakın ben size birkaç örnek vereyim. Mesela işte diyoruz ki meclisimizin kuruluşunun 100. yılı falan. Söylemesi çok kolay ama mesela o gün, yani bu Gazi Meclisi'nin kurulduğu gün, yani egemenliğin saraydan alınıp halka verildiği gün Türkiye'de 250 bin kişilik işgal ordusu vardı. Osman Gazi'nin türbesine, sandukasına tekme atıp kalk Osman biz geldik diyorlardı. Alay ederek fotoğraflar çektiriyorlar. Ertuğrul Gazi'nin türbesini dinamitle havaya uçurmuşlardı. Yani meclis açıldı diyoruz ama yani hangi şartlarda açıldı? Topraklarımızın bir tarafında Pontus Devleti kurmaya çalışıyorlardı. Bir tarafında Ermenistan kurmaya çalışıyorlardı. Bir tarafında Kürdistan kurmaya çalışıyorlar. Haritaları çizilmişti. 10 yaşında kız çocuklarımızın ırzına geçiyorlardı bu topraklarda. 2 yaşındaki bebelerimizi süngünün ucuna takıp sokak sokak gezdiriyorlardı. Türk Tarih Kurumu'nda belgeleri var, fotoğraflı. Bebelerimizi emzirmesinler diye yeni doğum yapmış annelerimizin Türk çocuklarını emzirmesinler diye meme uçlarını kesiyorlardı. Yaşadıkları yüzünden aklını yitiren kadınlarımız vardı. Belgeli bunların hepsi. Kur'an-ı Kerimleri parçalıyorlar, sayfa sayfa yırtarak helal çukurlarına atıyorlardı. Bizim insanlarımız Kur'an-ı Kerim sayfalarını helal çukurlarından çıkarıp yıkayıp ağlaya ağlaya toprağa gömüyorlardı. Çanakkale'de bizim şehitliklerimize dışkılıyorlar. Tuvalet olarak kullanıyorlardı Çanakkale'deki şehitliklerimizi. İngiliz ve Yunan izin vermediği için bu memlekette Ramazan'da iftar topu bile atılmıyor. Şimdi utanmadan Mustafa Kemal'e, arkadaşlarına, Kuvayi Milliye'ye dil uzatanlara ısrarla söylüyoruz. Bunlar ne Müslüman ne de insan. Bu toprakların gördüğü en büyük ihanet Mustafa Kemal ve arkadaşlarına yapılan nankörlüktür. Dolayısıyla meclisin kurulmasını kendi şartları içindeki pozisyonlarla bizim bu topluma, özellikle bu ülkenin çocuklarına anlatmamız gerekiyor. Çünkü bir sihirli el, bunları öğrenmeyelim, meydan tarikat cemaat zır cahil koalisyonuna kalsın istiyor maalesef. Bu kutsal topraklara biz kolay sahip olmadık. Şehit kanıyla sulandı bu güzelim topraklar. O nedenle yani cumhuriyete, bizim bağımsızlığımıza, büyük önder Atatürk'ün eserlerine laf söyleyenler kelimenin tam anlamıyla meczupturlar, yalancıdırlar, müfteridirler ve akıllarından zorları vardır. Yatsınlar, evet. Kalksınlar, yatsınlar kalksınlar, büyük önder Atatürk'e dua etsinler.